Hilal Kaplan, IŞİD'in Erdoğan'a bakışı. IŞİD'i AKP kurdurdu, MİT eğitti, hükümet fonladı, Türk Hava Yolları uçak verdi, Anadolu Ajansı ekipman verdi, TSK sınırdan geçirdi. IŞİD komutanları Türkiye hastanelerinde tedavi oldu. Erdoğan IŞİD komutanını alnından öptü. Bilal IŞİD'cilerle ciğer yedi. En son MHP milletvekili Lütfi Türkkan da IŞİD'in Türkçe'ye tercüme edilen baş harflerinden yola çıkarak örgütün Türkiye menşeli olduğunu buldu. hızına alamayarak soru önergesi de verdi. Her biri birbirinden orantısız zeka örneği bu iftiraların çoğu IŞİD'mediğimiz yalan kalmadığı yazımda bahsettiğim Gülenci Ulusalcı İttifakı'nın oluşturduğu harikalar diyarından saçmalıklar. Yabancı medya organlarının kahir ekseriyeti bile Türkiye'nin neden IŞİD'e karşı askeri harekata katılmadığını sağduyulu biçimde açıklarken ülke medyasının IŞİD dostu AKP frekansından yayına devam etmesi, vatanseverlik, yerlilik, ulusalcılık, millilik gibi kavramları dillerine dolayanların irtifa kaybını gösteriyor. Aslında IŞİD'çilerin AK Parti ve Erdoğan hatta Türkiye'deki diğer İslami yapılar hakkında gerçekten ne düşündüğünü öğrenmek gayet kolay bir tık uzağınızda. Aşağıda IŞİD'ci olduğunu gizlemeyen, IŞİD lideri Bağdadi'den, müminlerin emiri diye bahseden Türkçe bir internet sitesindeki yazılardan alıntılar okuyacaksınız. Şimdi bazı haklı evveller bu sitenin neden kapatılmadığını da sorabilir. IŞİD sempatizanı siteleri ve sosyal medya adreslerini kapatmayan ülkeler buraları ziyaret edenler üzerinden IŞİD'in kendi ülkelerindeki tabanının niceliği ve niteliği hakkında hem bilgi sahibi oluyor hem de siteler, ziyaret edenlerin IP'leri üzerinden iletişim takibi yapıyor. Bu ülkelerde kimse de istihbarat devleti olduk nerede iletişim özgürlüğü diye ortalığı velvereye vermiyor. Hatta CIA'in kendi kurdurduğu IŞİD siteleri olduğu bunlar üzerinden iletişime geçen sempatizanları yönlendirip sonra da yakaladığı söyleniyor. Gelelim bahsettiğimiz yazıya. IŞİD sempatizanlarının tek doğru ve haklı grup olduğu iddiasındaki yazı önce diğer İslami oluşumların neden gayri İslami olduğunu anlatarak başlıyor. Herhangi bir cemaat ismi vermeden ve imla hatalarına dokunmadan alıntılıyorum. Siyasi olarak neredeyse tamamı AKP'cidir. Cihada asla desteklemez. Mücahitlere terörist demeyi marifet sayarlar. Bu çevrenin ülkemizde İslamcılık namına sistem ve yönetim üzerinde pozitif yönlü herhangi bir yaptırım gücü yoktur. Büyük bir kısmı AKP'cidir. Görüldüğü üzere AKP'ci tanımı en az bir gününkü kadar pejoratif. Başka bir gruptan bahsederken kullandığı deyimden yazarın birikimin sıkı bir takipçisi olduğu anlaşılıyor. Bakmayın öyle radikal dediğime. Onların radikallikleri 28 Şubat dönemin öncesinde kaldı. O zamanın mücahitleri bugün çoktan müteahhit oldu bile. Demokratik sisteme bakış da gayet net. Birilerinin onlara oy pusulalarını attıkları sandıklarla şeriatın gelemeyeceğini ve Allah'ın dışında teşrik koyucu olarak insanları tayin etme fiilinin şirk olduğunu hatırlatması gerekiyor. Demokrasiyi şirk görenlerin sandık namustur diyenlere nasıl baktığını siz hesap edin. Erdoğan yanlısı veya AK Partili olmayı aşağılamaktan öte Erdoğan'ın kafir olarak görüldüğü de şöyle anlatılıyor. Allah'ın şeriatıyla hükmetmeyenlerin kafir olduğunu söylerler ama nasıl? İş Ebu Cehil'e kafir, Erdoğan'a gelince Müslümandır. Çünkü haşa Allah ayette eksik söylemiştir ve onların namaz kılması Müslüman olmaları için yeterlidir. Yine kendilerine muvahhid selefiler diyen müstehar yazar, kimliklerini Erdoğan karşıtlığıyla özdeşleştirip Erdoğan'ı tağut ilan ederek tanımlıyor. Kendilerini Selefi Salih'in akidesine nispet ederler ancak diğerleri gibi ifsad etmezler. Tağut, Ebu Cehil de olsa, Erdoğan da olsa aynı hükmü uygularlar. Allah'ın şeriatıyla hükmetmeyen kim olursa olsun yüce yaratıcının dediğinden başkasını söylemezler. Müslüman olmayan zat bir kişi de olsa, koca bir kavim veya halk da olsa kafir demekten geri durmazlar. IŞİD'in yayınladığı başka bir videoda da AK Parti için mürtet hükümet ifadesinin kullanıldığını hatırlayalım. Ayrıca son cümleden anlaşılacağı üzere sadece Erdoğan'ı değil onu destekleyenleri hatta Türkiye nüfusunun hemen hepsini İslam dışı gören bir anlayış söz konusu. Anlayacağınız IŞİD'in Erdoğan'a bakışı nefret dolu. En az bizdeki Erdoğan karşıtları kadar. Hilal Kaplan Yeni Şafak